Sanırım 2015'te falan biz şey okuduk bir parça. Tam o zamanlar şey kazanılmıştı. Nobel ödülü hipokampüsü çalışanlara verildi. Hipokampüsün işte hani konum bilgisi nerede saklanıyor, ne oluyor bu konulara çalışanlara. Bir de hep şey derler, beyinden çok çalışılan bölge hipokampüs denilir. Çünkü hipokampüs adına bir dergi var. Yani bir dergi sırf hipokampüs basıyor. Dolayısıyla hani bu böyle çok çalışılan bir bölge. Asıl önemli tarafı da şey, uzun süreli belleğin oluşumunda etkisi var. Şimdi bu makaleyi Utku önerdi. Utku hipokampüs modelliyor. Çünkü hipokampüsü bizim de şu meşhur devremizi genişletmek için gerekiyor. Dolayısıyla hani biz Utku'yla bakmıştık. İşte onun master tezi için bazal ganglia devresini artık çok çalıştık. Biraz bunu genişletmemiz lazım. Yani tamam, biz akumbens tarafına doğru da genişliyoruz ama başka yapılar da koymak gerekiyor. Özellikle duygusal süreçlerin de karar vermeye etkisini de modellemeye kalkıştığımızda zaten bazal ganglia devremiz amigdala hipokampüsü bunları içerecek şekilde, başka bölgeleri içerecek şekilde genişliyor. Hatırlarsanız öyle bir makalede okumuştuk bu talamusla ilgili olan da, hani hangi yapılarında konulacağını oradan da biliyoruz. Dolayısıyla hani Utku'nun tezinde hipokampüs olduğu için biz tek tek başlıyoruz, bir tane hipokampüsü ekleyeceğiz diye. Daha önceden Selin bir çok kabaca onları koydu ama yani bu altyapılar hep çok böyle tek tek hücrelerde ne oluyor diye bakılıyor. Şimdi Utku'nun da şeyi, yani bu sinir bilimde sunacağı şey olacak. Biz modellemede nasıl ilerliyoruz? Yani ilk önce o tek bir hücreyi modelliyor. Yani hipokampüsün hücresi nasıl modellenir diye başlıyor. Ondan sonra o bölgenin içindeki bağlantılar, sonra o bölgenin diğer bölgelerle ilgili olan bağlantısı. Bunu şimdi en iyi bilen Mustafa. Çünkü Mustafa da bu işi yaptı. Böyle tek tek işleri alıp bakmak gibi. Dolayısıyla önerdiği makale oldukça yeni, taze, bundan çıkmış. 7 Nisan. Yani bakın böyle de literatürü takip ediyoruz. Hani her zaman öyle değil ama bazen böyle oluyor. 2017. Şimdi buradaki başlığa bakarsak, engram dediğimiz şey biliyor musunuz ne? Hafıza izi. Değil mi? Hafızanın izi. Dolayısıyla bu böyle bir kavramsal bir şey. Beyinde hafızanın varlığıyla ilişkilendirilen bir kavram hafıza izi olarak geçiyor. Dolayısıyla burada hafızanın konsolide edilebilmesi için var olan devreler ve işte hafıza izine ilişkin sistemlere bakılıyor. Şimdi burada şey deniyor, epizodik hafıza. Bu epizodik hafıza denilen şey de duygularla işaretlenmiş aslında hafıza. Yani kişinin kendi öz hayatındaki bilgileri içeren hafıza. Hani hafızayı bilmiyorum, Mesut Hanım'ın kitabından hep söylerim, okuyun okuyun diye. Hani hafıza çeşitli şekillerde isimlendiriyor. Yani bilgisayardaki gibi bellek dediğimiz böyle bir yer yok. Ha, işte bellek burada, gittim adreslerden oradan bilgiyi aldım getirdim gibi bir şey yok beynimizde. Hani hep yapay sınırlarında bu olan, İşte bilgi her yerde dağınık düzendedir diye geçiştirdiğimiz şey, beyinde de hafızadan sorumlu bir yer yok aslında. Tamam. En çok işte bilinen şey hipokampüs, işte bu duygusal hafızanın, hani kendi özel hayatımızdaki var olan olaylarla oluşmuş olan hafızanın bulunduğu yer gibi söyleniyor. Dolayısıyla burada hep şey denilir. Yani ben de öyle biliyordum. Hipokampüsteki sinaptik plastisite ile, yani sinaptik ve plastisite deyince şey anlıyorsunuz, bağlantıların yenilebilirliği, yani tekrar güncellenebilir, esnekliği, değişilebilirliği ile uzun süreli bellek oluşuyor ve ondan sonra da bu belleği kalıcı olarak yerleşmesi için kortekse taşınıyor.
Bu sırada da tabii hep şeyi düşünüyorum, hipokampüs orada var yani, hipokampüs de duruyor diye. Şimdi buradaki yapılan ve anlatılan çalışmada da şey söylüyor, neocortical prefrontal memory engram cells which are critical for remote contextual fear memory. Yani tamam bu hafızayla bir şey yapacak ama korku şartlanmasıyla ilgili zaten yaptıkları çalışma fareler üstünde. Were rapidly generated during initial learning, yani iddia edildiği gibi bir uzun sürede değil, anında oluşuyor ve ondan sonra da hipokampüs olaydan çıkıyor, bütün her şey kortekse gidiyor, yerleşiyor. Yani bu bugüne kadar iddia edilenin dışında bir şey. Yaptıkları çalışmayla onu gösteriyorlar. Yine hipokampüs uzun süreli belleğin oluşumunda etkin ama işte varsayılan ve düşünenden daha farklı şekilde. Bu makale onu gösteriyor. Fareler üstünde yapılan deneyler var. Burada fareler üstünde yapılan deneylerde bir takım yeni teknikler kullanıyorlar. Bu yeni tekniklerşöyle bir şey. Bu ilk sütun, üç sütunun ilkinde Using Activity Dependent Cell Labeling Technology, dolayısıyla hani hücreleri belirliyorlar. Combined with Viral Vector Based Transgenic Anatomical and Optogenetic Strategies. Şimdi bu optogenetikle ilgili size bir link yolladım. 8 dakika kadar bir YouTube'da film. Yani nasıl bir şey? Hani insanlarda bu yapılmıyor. Çünkü genetik olarak özelliğini değiştiriyorsunuz sinir hücresini. Sinir hücresinin ışığa tepki vermesini sağlıyorsunuz genetik özelliğini değiştirerek. Böylelikle şu sağlanmış oluyor, bu da 2014'te böyle ben gittiğim konferans, herkes artık optogenetikten bahsediyordu. İlk yani işe yarar hali, ilk akla gelen fikir ta 1999, sanırım ilk 2005'te falan hani yapılmış bir şeyler. Yani oldukça yeni bir teknoloji. Sinir hücresinin genetik özelliğini değiştirip de ışığa uyarlı hale getirdiğinizde spesifik sinir hücrelerini belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu spesifik sinir hücrelerini etkinliğini, yani ateşleyip ateşlememesini kontrol edebiliyorsunuz. Ve hani orada bir şey gidip kesmek zorunda değilsiniz. Sadece genetik özelliğini değiştirdiğiniz zaman bunlar ateşe ateşlemez oluyorlar. Yani o şey, anladığım kadarıyla geçici. Yani şimdi çok iddialı konuşmayayım da. Hani anladığım kadarıyla geçici. Çünkü ışığından modüle ediyorsun oradaki şeyini. Dolayısıyla fare hareket ederken, yani bize böyle filmler göstermişler. Öteki türlü kafasına bir sürü elektrot koyman lazım. Oraya gidip de bir şeyleri değiştim ve oradan ölçüm yapacaksın diye. Tabii yine bir elektrot var ama hani oraya bir hasar verdin vermediğinden uğraşmak durumunda değilsin. Ve spesifik hücreleri de belirliyorsun. Dolayısıyla şeyi sağlamış oluyorsun. Acaba emeç miydi arayan şimdi? Arasak mı bir bir sürü şeyi sınama şansı yaratıyor. O bakımdan bu yöntem çok kullanılıyor artık. Bir özelliği de tabii ki buradaki asıl derdi for circuit specific manipulations and in vivo calcium imaging. Yani bir devreyi takip ediyorlar. Yani burada işte takip ettiği devre medial entorhidal korteksten başlıyor. Ondan sonra hipokampüsten başlıyor. Medial prefrontal korteks, işte korteksin, yani bunun tümünü burada prefrontal korteks diye de koyduğu parça, cingulate korteks,
Ondan sonra amigdala bütün bu bağlantılara bakabiliyor. Dolayısıyla derdi bu. Şimdi böylelikle şey diyor, Systems Memory Consolidation Model suggests that the interaction between the hippocampus, hippocampal ve entorhinal cortex, bu ikisi birlikte, network and neocortex during and after experience is crucial. Dolayısıyla şöyle bunu kısaca özetleyelim. Hipokampüsle prefrontal korteks arasındaki ilişki önemli. Tamam. Ve bu hani deneyim sırasında edinilen ilişki. Ha şimdi gelirsek hipokampüsü özellikle duygularla, yani o yüzden otobiyografik hafıza deniliyor. Yani hayatınızda sizi çok etkileyen olayları daha kalıcı tutuyorsunuz. O yüzden kötü bir öğrenme yöntemi işte şey, duygusal hasar yaratmak. Acaba okullardan kaldırmadık, milleti gravede öğrettikleri o yüzden mi bilmiyorum. Yani hani belki geçmişte böyle bir hani halkın bilme olarak edinmişler. Yani değil mi? Şimdi çok dayak yemiyor, kimse bir şey öğrenmiyor mudur, nedir bilemeyeceğim ama yani böyle bir şey var ne yazık ki. Hoş değil mi? Hayatta çok mutlu edebilirsin çocuğu böyle ama. Oysa buna bakıyoruz. Öğretmek için bence 3-4 tane taşımak gerekiyor. Ya dayak. Experimental prolonged inhibition of hippocampal or neocortical networks during the consolidation period produces deficits in remote memory formation. Dolayısıyla hani deneysel olarak şeyi biliyorlar. Hippocampus ve neocortical networklerde işte hafızanın oluşması için gerekli olan zamanda bir inhibisyon yaratırsak kalıcı hafızanın oluşmasında bir aksaklık yolu çıkıyor. Yani bunun farkındalar. However little is known regarding specific neural circuit mechanisms. Ama yani bunu oluşturan belirgin yani tamam hipokampüs ve bunun arasında bir ilişki var ama bu yapı, network bilinmiyor. Tamam. Dolayısıyla işte bu network'ü oluşturma derdindeler. Yani yaptıkları iş o. Şimdi burada hani siz dediniz ya bunu okumak zor vesaire. Zor çünkü detaylı bir şekilde şeyi anlatıyor. Kullandığı bu yöntemler için kullandığı araçları anlatıyor. Yani bir tür araç. Hani başka bir şey değil. Bunları da tabii bilmediğimiz için zorlanıyoruz. Başka bir sebebi yok. Halbuki bir parça işin kimyasını vesaire bilsek, hani bir parça Kandel'i düzgün okusak, çünkü Kandel her seferinde uzun uzun anlatıyor ya, o şunu etkiledi, bu bunu etkiledi, bu bundandır diye. Hani daha bize anlaşılır gelecek. Dolayısıyla bu ikinci sütunun başındaki böyle uzun bir bölge var. İşte bir takım şey, retrograde tracer'ı, hani bu işte bir yere bir şey injekte ediyorlar, oradan diğer hücre olan bağlantılar bir tür boyanıyor. Yani hani renkler boyanıyor gibi düşünmeyin de, hani onunla onun arasındaki ilişkiyi kuracak şekilde bir şey oluyor. Onları neyle yaptıklarını anlatıyor. Ondan sonra mesela burada işte protein kinazların bu sırada etkili olan virüsler vesairelerden protein kinazların neler olduğunu. Protein kinazı yeni öğrendim ben de. Tabii ki hani aslında 1000 yıldır okuyup da bütün fark etmediğim bir şey. Bu şey için, nörotransmitter için gerekli bir şey. Tamam, hani o iyon kanallarını etkileyen nörotransmitterler, kinaz denilen kimyada ki bir protein üretmek için olan yöntemle ilgili bir şey. Dolayısıyla bunlardan bahsediyor. Yani bunu şey gibi düşünün işte. Yemek hani pişirmeye kalktığınızda malzemelerinizi topluyorsunuz ya, işte bir tutam tuz, bilmem 100 gram, un, şu kadar et, bilmem ne diye. Onun gibi bu başta şeyini anlatıyor, kullanacağı malzemeyi anlatıyor ki nasıl bir deney düzeneğinde ne yaptığını. Tabii ki burada bir de şey var, kullanacağı fareler var. Yani bu fareler beyaz bilmem ne fareleri, bir şey. Yok, attım. Beyaz beyaz değil. Wild type, Mars, with bir şey bu. Tabii ki bu fareleri de optogenetik olarak iş yapacakları için işte genetikleriyle oynayıp
hani hücrelerin bazılarını ışığa duyarlı hale getirmiş oluyorlar. Tamam, bu işi yapıyorlar. Sonra bu fareleri tutuyorlar, yeşil ışıktan, yani aynı şekilde şey yapıyorlar, şeylere bakıyorlar, beyindeki hücrelerine etkiliyorlar. Böyle bu hücreler ateşledi, ateşlemedi durumlarını yaratıyorlar. Ve bu işi yaparken de işte ayağa şok verilen korku şartlanması sürecinde. Yani yapılan test, farelerin üstündeki yapılan test korku şartlanması. Ondan bakılıyor. Dolayısıyla bir yeşil bir de mavi ışık var. Tam şimdi şeyi hatırlamıyorum hangisi neydi. Bunları bir uzun uzun anlatıyor yani. Deney düzeni, önce kullandığı malzemeler, sonra oluşturduğu deney düzenini anlatıyor ve bu bir sürü şekil var ya burada verilen raster plotlar ve dahil olmak üzere. Bunlar işte hangi bölgeye, bakın orada böyle şeyleri koymuş, PPCD, CTB'leri görüyorsunuz. Değil mi? CTB dediği şey, bu baştan anlattı, injections with retrograde tracer chorea toxin subunit B alexia 555 olan şeye hereafter CTB injections diyor. Tamam. O dolayısıyla oraya neyler işaretlediklerini gösteriyor. Dolayısıyla tek tek o bölgelerin nereler olduğunu göstermiş. Bir de işte şey, korkuş sıfırıncı günden başlıyorlar. Sonra işte birinci gün, ikinci gün, sonra bir de görüyorsunuz 12. 15. günlerden bahsediyor. Yani burada bir yerde test için şeyi söylüyor. 2, 8, 15 ve 22. günlere bakıyorlar. Bu 2, 8, 15 ve 22. günlerde iki yakın zaman, işte 15, 22'lerde uzak zaman. Yani hani hafızada neyin ne kadar kaldığına bakacaklar. Remote dedikleri o. İleri zamanlarda etkisi, remote memory dediği o. Yani birinci günde korku şartlanmasını yaptım, 15. günde, 22. gündeki tepkiye bakacağım. Bunları anlatıyor. O size zor gelen kısım o aslında. Dolayısıyla tabii ki burada bir sürü şeyi yani hiçbirimiz anlamıyoruz. Yok antibodiler şöyleydi, bu böyleydi diye. Ama hani kullandıkları araç bu. Yani tutup da mesela bu deneyi yapmaya kalksak birdenbire bütün bu laflar bizim için önemli olacak da. Şimdi böyle bir dünya var diye bakıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi farklı şekillerde iş yapıyor. Şimdi beynin bölgelerine bakarsak da bunları biraz aklımızda tutmamız gerekecek tabii ki. Bir şey var. Prefrontal medial prefrontal korteks, PPC diye kısalttığı, yani bizim de her zaman bahsettiğimiz yer. Caudal anterior cingulate korteks var, CACC, bu genellikle duyguyla ilgili olan yerlerde. Ondan sonra retrospinal korteks var, ben bundan önceden hiç duymamıştım. RSC ile gösterdiği, amigdala var, basolateral amigdala, BLA ile gösterdiği, bunları göreceğiz içeride. Çünkü o yüzden söylüyorum. Geriye kalanlar tamam. Bir de bizim için önemli çünkü bunu kullanacak CFC var. Contextual Fear Condition. Tamam. Bu kısaltmayı da hani, önemli olacak. Ben sormak korteksin. Mecelen sormak korteksin. Ne oldu o? Onu mu yaptırdım? İkinci sütunun başında CTB'den sonra. Evet. Evet. Sen sormak korteksin. Evet. Medial, antrenal, bunlar. Tamam, buralara bakıyoruz. Şimdi ilk önce işte bu genetik bu değişikliği yapıyor anladığım kadarıyla. Ondan sonra diyor ki, these mice were then subjected to contextual fear conditioning while we delivered green light bilaterally to the different cortical areas that had MECVA projections. Yani bu medial antrenal korteksten olan projeksiyonları ki bakmayın adı bunun böyle dikkat edin bu hipokampüsle ilişkili yapı. Tamam yani bütün hipokampüsten olan projeksiyon yani bu bölgeden hangi bölgelere işaret gidiyor diye bakıyoruz.
during either the conditioning period or recall test period. Yani bir şartlanmanın yapıldığı ve de tabii ki bir süre geçecek, ondan sonra bakacaklar hani buna karşılık tepki ne oluyor diye. Recall test period da day 2, 8, 15 and 22. Yani 2, 8, 15 ve 22. günlerde. Bunu işte şekil 2F'de de görüyorsunuz. Şekil 2'nin F'si. Şurada görüyorsunuz böyle. Burada 10 tane fare var. F'ye bakarsanız. Tamam. Of. Bir tane 10 gözünü görmüyor ya. Doğu var. Sonra of D1 diye onu şey yapıyor, sayıyor. Sonra yeşil ışık veriyor prefrontal kortekse. Ondan sonra 10 gün sonra yeniden yeşil ışık veriyor. Tamam. Yani böyle bir yapı. Şimdi ilk söylediği diyor ki axon thermal inhibition, aksonlardaki bağlantıları inhibe ettiğimiz zaman optogenetiklerle bu medial entorhinal korteksi birinci günde, ondan sonra şeyi fark ediyorlar. Hafızada 15. ve 22. günlerdeki hafızada bir hasar oluyor ama 2 ve 8'de olmuyor. Dolayısıyla diyor ki ha diyor uzun süreli hafızada bir problem var. Tamam mı? Şimdi böyle tek tek koşullara bakacağım. Ondan sonra işte bu sonuçlara bakarak da vardığı bu entorhinal korteksten prefrontal kortekse gelen bağlantının şey sırasında contextual fear conditioning sırasında önemli olduğunu, bunun sayesinde uzun süreli belleğin oluştuğunu, yani o sırada eğer ben oraları bir tür hasar verirsem, o hasar vermeyi işte optogenetikler yapıyorlar, o zaman uzun süreli hafıza oluşmuyor. Yani ne bileyim ben işte hani duygularla ilgili bir şeyimiz varsa, problemimiz varsa uzun süreli hafızada yer almıyor. Tamam. Onu söylüyor. Ondan sonra şeye bakıyor. Sadece context zone exposure did not increase activity. Bunlara bakıyor. Ona başka burada önemli. Ha. Böylelikle diyor prefrontal kortekste korku şartlanmasına ilişkin olan hafıza izlerini, yani ilişkili hücreleri belirledik. Yani çünkü tek tek hücrelerle oynayabilme şansına sahipler. Sonra burada bir mavi ışıkla uyardığı zaman, hani her zamanki gibi 20 Hz'de değil de 4 Hz'de, o zaman PFJ'deki böyle donma davranışı var, yani fare dona kalıyor, o davranışı var. İkinci günlerde ve 12. günlerde görüyoruz unconditioned kontekste, hani ona bakıyor. Mavi ışığı söndürdüğünde bunu karşılaştırıyor. Dolayısıyla hani böyle bir şey var. Burayı çok aslında bütünle ben bağlayamadım. Yani niçin bunu söylediğini de çok kavrayamadım. Yani sadece farenin korku karşısındaki donmasına ilişkin bir şey söylüyor diye algıladım. Ondan sonra mesela 20 Hz'lik bir şey uyarıyorlar. Ondan sonra 4 Hz'lik bir şey uyarıyorlar. Belki Chopin birebir aynı değil ama en azından. Yani en azından 100 Hz vermeyelim, 20 Hz'liklerine de iş yapamaya kalktığında korku şartlanmaya, korku şartlanması iş yaptığımız zaman tutup da hani 100 Hz'i koymayalım diyorsun.
mesela şeyini de belirliyorlar. Bağlantının monosinaptik olup olmadığını. Yani bu da ilginç değil mi? Mesela korku şartlanmasında bu şeyden entromidal korteksten gelen bağlantılar monosinaptik. Dolayısıyla şey değil, hani tek bir bağlantı, böyle bu bağlantı, bu bağlantı, o bağlantıya gibi değil. Ondan sonra şey diyor, PFC'deki bu hafıza izni ilişkin hücrelerin conditioned context'ten, yani mavi ışıktansa conditioned context'ten reaktif olup olmadığını yakın ve uzak zamanlarda anlayabilmek için bu sefer mavi ışıkla bakıyorlar. Ondan sonra da şeyi görüyorlar, korku şartlanmasına birinci günde uygulanan fareler daha sonradan bu condition, yani işte şeydir ya, ayağa elektrik şoku vermeden önce bir zil sesi, bir müzik verilir. Böylelikle müzikle şeyi ilişkilendirir. Ayağa unconditioned olan direkt şey, ayağa verilen şok, elektrik şoku, conditioned olan normalde hani müzik sesinden veyahut da zil sesinden etkilenmezsiniz de hani elektrik şokuyla beraber verince müzik sesini duydukça korkmaya başlarsınız. Tamam. Dolayısıyla hani conditioned ile unconditioned arasındaki fark bu. Tamam, böyle bir şey var. Aynen öyle. Biraz sonra bir şey çıkacak. Öyle bir şey var orada da. Ne bazen bir şey çıkmaz. Korku şartlanması o. Yani işte ya, hatta işte ikinci şartlanma vardır. Sen sese şartlandırmaya çalışırsın, o gider konuma şartlanır falan aynı zamanda. Yani korku şartlanması lanet bir şey. Daha önceden de konuşmuştuk. Çocuklar üstüne deneyler yapmışlar. Sonra bakmışlar ki ya çok kötü, kalıcı. Biz bunu çocuklar üstüne yapmayalım demişler. Bilmiyorum, seninler de ciddi ciddi çocuklar üstüne deney yapmışlar. Hani çok bir şey değil ki, çocuğu böyle diye korkutuyorum diye düşünüyor adam ama olay öyle olmuyor tabii. Sonra mavi renkli her odaya girdiğinde kendini böyle bir kötü hissediyor falan. Mavi renkler ne ilgisi var? Çünkü hani şans eseri deney yaptıkları yer mavi renkler. Böyle şey oluyor. Sese karşı. Yani. Sese karşı. Yani korku şartlanması çok hızlı gelişen fakat zor silinen bir şartlanma. Hani silinmesi uzun zaman alan bir şartlanma. O yüzden önemli. Ondan sonra da şeyi... Böylelikle şeyi gözlemliyorlar. In line with previous findings of a positive correlation between dendritic spine density of memory engram cells and memory expression triggered by natural recall cues. Dolayısıyla hani doğal olanlarla diğerler arasında işte dendritic spine'da bir artış var. İşte bu aslında bir şey öğrenildiğini gösteriyor. Değil mi? Oradaki bağlantının yoğunluğun artmış olması densitesini, onu gösteriyor. Ondan sonra şeye bakıyor, to test whether PFC engram cells are necessary for memory recall by natural cues. Buna bakacak. Bunun için yine bir iş yapıyor ve şeyi görüyor. Inhibition of PFC engram cells did not affect recent memory. Yani yakın hafızayı etkilemiyor. Fakat uzaktaki hafızayı, ki bu 12 gün sonrakini, onu etkiliyor. Bu demek ki şöyle bir şey, hani hafıza kalıcı olarak yerleşmemiş oluyor. Yani o anda hatırlıyorsun, ikinci günde hatırlıyorsun olayı ama 12. günde unutmuş oluyorsun. Dolayısıyla işte bu yeşil ışığı açıp kapama durumuna, yani o şu demek, bazı hücrelere modüle ediyorsunuz, o hücrelerin aktif olup olmamasını engelleyerek yakın hafızaya yerleştiğini ama uzak hafızada kalmadığını görüyorsunuz. Halbuki hipokampüsten gelen hafızanın işte bu uzun süreli hafıza olarak yerleşmesini bekliyoruz, değil mi? Hani duygusal etiketlenmiş hafızanın kalıcı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada işte
Bunlara bakıyorlar hep. Kalsiyum olarak bakıyor. Bu aradaki değişiklik nedir diye bakıyor. Ben burada şimdi bir şeyi işaretlemişim ayrıcana. İkinci sütunun da ikinci sayfanın prefrontal cortex cells did not appear to discriminate between the two contexts on day one before food shock presentation. Dolayısıyla hiçbir şeyi çok net hatırlamıyorum. Hangisiydi iki tanesi? Yani prefrontal korteksin bir farklılığı fark edecek halinin olmadığını inceleyebilmişler. Yani bütün bunlara bakıyorlar. Ondan sonra da şey diyor, durum, burada bir yüzde de veriyor. However, after food shock presentation, yani ayağa elektrik verdikten sonra about 11% of cells showed a significant increase in kalsiyum transients. Dolayısıyla kalsiyumla baktıkları etiketlenmede burada bir farklılık olduğunu %11'inde görüyor. Ve bunu şey diye yazıyor. Shock responding cells. Yani bu hücreler %11'i bu elektrik şokuna tepki veren hücreler. Onu oraya koyuyor. Geriye kalan %89'u da diyor bu elektrik şokuna tepki vermeyen hücreler. Onlar da burada CNR cells dediği şey. Şimdi arkasından diyor ki the CSR cells were less active than the SNR cells during exposure to context B and A on day one before food shock presentation. Dolayısıyla bu hani tepki verip vermeyenlerin etkisinin ne olduğuna bakıyorlar. Yani hücreleri başta iki gruba ayırabiliyorlar. O iki grubun da farklı tepkilerine bakabiliyorlar. Yani bu deneyler bu iş yapılmış oluyor. Tabii yani hücreler böyle ayrılmaları bu yüzdeye kadar. İşte o zaten bu optogenetiğin özelliği. Yani o küçük videoda, hani YouTube'da küçük videoda onu çok açık söylüyor. İnsanlar üstüne uygulanamamasının sebebini de söylüyor. Bir genetik bozukluğa hani yol açıldığı için sanırım bir şey daha var. Çünkü bunu aslında hani şey içinde, ilaç amacıyla da kullanabiliyorsun. Böyle bir şey, tedavi yöntemi de geliştirilebilir diye düşünülüyor. Optogenetik olarak. Ama artık bilmiyorum neredeler. O yüzden diyorum, yakında her şey akıllı olacak insanlar dışında. Yani. İnsanların akıllı olmasına gerek vermeyecek. Büyük bir olasılıkla böyle şeylerle baş etmenin başka mekanizmalarına sahiptik biz. O mekanizmaları yıkıp yıkıp böyle ilaçlarla tedavi geliyor. Yani yoksa o hani şeyleri okuduysanız, hani özellikle bir kitaptan bahsetmiştim size, delilik nedir diye. Biliyor musunuz? Aynı zamanda Oliver Sacks'ın kitabında da hani bu karısını şapka sanan adamda da şeyi söyler. Yani bizim durup da baktığımız ve tuhaf diye gördüğümüz davranışlar aslında yıkılmakta olan bir algının baş edebilme yöntemleri. Yani çok dramatik olunca biz adama deli diyoruz. Yoksa hepimizde bir delilik var da o deliliği dış dünyaya yansıtmadan bir tür kendi içimizde tolere edip becerebiliyoruz. Ha şimdi bunu artık dış dünyaya yansıtmadan yürütemediğimiz zaman günlük hayatımız çöküyor. Kendimize zarar, içinde bulunduğumuz topluma zarar oluyor. Bunlar mekanizmalar geliştirmek. Bu mekanizmaları geliştirme işini bir yere kadar işe yarıyor bu mekanizmalar. Yok edip de her şey ilaç dayanılırsa ne olur bilmiyorum yani. Hani tabii konumuz değil, bir şeyimiz değil. Sadece fikri yürütüyoruz. Ama ben insanlarımı o yüzden daptanlaştığını düşünüyorum. Bir zamanlar daha iyi yöntemler geliştiriyorduk bir klasikta. Sonra da iş çığırından çıktı. Şimdi ondan sonra işte bu kalsiyumla da görüntüleme yöntemi var. Hani farklı farklı yöntemlerle bakıyorlar. Böylelikle hem mesela bakın şu var. Asıl güzel olan tarafı. Şöyle bir şey var 3. sayfanın ilk sütununda because the neydi bu B? Şuradan kopya çekeyim.
basolateral amygdala integrates food shock information arriving from the thalamus. Dolayısıyla bakın amigdala bütün bu bilgiyi topluyor. Yani birden fazla yerden gelen, thalamustan gelen, birden fazla yerden gelen bilgiyi topluyor. And projects to the prefrontal cortex ve prefrontal kortekse yansıtıyor. Bu şöyle önemli, devreyi çözüyorsunuz. Değil mi? Hangisi, nereden, ne? O bağlantı nedir? Her seferinde bu devreleri çözebilmek önemli. İşte bu en iyi çözülebilmiş devrelerden biri. İşte bizim bu baktığımız bazal ganglia devresi. Diğerleri bu kadar iyi değil anladığım kadarıyla. Ve optogenetically inhibited the pathway. Şimdi bu pathway'i optogenetik olarak baskılıyorlar şey sırasında. Korku şartlanması sırasında. Tamam. Bunu baskılıyorlar. Dolayısıyla optogenetic inhibition of basolateral amygdala terminus in the PFC during CFC, işte bu hisse, o yüzden ezber ettim bunların için önemli. Disrupted the generation of PFC engram cells. Böylelikle ne olmuş oluyor? Bu yola baskıladıkları zaman optogenetik olarak hafızanın izi oluşmuyor. Şimdi bu mesela hani şey var ya, stres sonrası travmalar falan. Oralarda herhalde kullanıyorlar bunu. Yani böyle tabii optogenetik olarak değil ama başka şekillerde strese bağlı travmalarda insanların, savaştan dönen askerlerin günlük hayatının içine uyum sağlayabilmesi için bu çok yıkıcı olan hafıza bilgisinin yüzeye çıkmamasını sağlıyorlar. Hatırlamaman lazım. Hatırlarsan günlük hayatın içinde adapte olamıyorsun. Bunlar burada mesela ona benzer bir şey. Optogenetik olarak yapıyor. Tam tersine yapıyor. Tam tersine kendisiyle yüzleşip de bitti. İşte onu Freud'da yapmış, sonra kadını delirtmiş ya. Bazen bazı şeyleri unutmak daha iyi. Şey var ya, hastalığı geçtirdik ama hastayı kaybettik misali. Doktorlar bir sene kızacaklar, ne kızacaklar. Mühendisine bile kapanıyorlar diyor. Dolayısıyla şey kalmıyor. The terminal inhibition during CFC also inhibited remote memory formation. Dolayısıyla işte uzun süreli bellek oluşmuyor. Yani o şeydeki yola kesmiş oluyorsun. Olmuş optogen. Yani gidip de orada farenin beyninde bir ameliyat yapmak zorunda değilsin yani. O genetik özellikle hücreler, sinir hücrelerini ışıkla uyararak o işi yapmış oluyorlar. Sonra devam ediyorlar. To test whether the hipokampal HO'ydu. Hipokampal, onu burada kopyalım, yazmamışım. Engram cells play a crucial role in the functional maturation of PFC engram cells during the systems consolidation process. Ha, şimdi bu önemli. Bunun sonucunda vardığı şey, yani fark diyen sonra sizi taşıyor. Şu arada böyle bir sürü bir şeye bakıyor. Bunun sonucunda vardığı şey şu sayfa 5'in ilk sütununa bakın. Tamam, burada ben bir sürü şeyi boyadım ama. Modelimiz dediği şey işte hayvan modeli. Tamam, hani biz model diyoruz, bizimki computational model. Bunun model dediği şey hayvan modeli. Hangi? İşte optogenetik olarak oynanmış faresinin modeli. Introduces the concept that the prefrontal memory engram is already generated, albeit in an immature form on day one of training through inputs. Dolayısıyla hani bir süre lazım lafı doğru değil diyor. Daha birinci günde zaten bunlar oluştu. Tamam, yaptığı test sonucunda varmış olduğu devrimsel olay bu. Hani o hafızanın oluşması için aniden oluşan bir şey. Ondan sonra da hipokampüste bu kalmıyor. Orası siliniyor. Her şey prefrontal kortekste kalıyor. Şimdi bugüne kadar düşünün, hipokampüsün sürekli orada varlığının, yani bu bilginin izini, yani hafızada kalacak olan bilginin izini, hipokampüste de sürekli varlığıyken bu yaptıkları çalışmayla bu prefrontal kortekse taşınmış ve orada kalıyor.
Buna varıyorlar. The standard model hypothesis that remote memory is formed in the cortex by a slow transfer of hippocampal memory. Yani klasik bakış açısı hipokampüsteki hafıza yavaş yavaş prefrontal kortekse taşınıyor. Bunlarsa bu yaptıklarıyla gösteriyorlar ki daha gün bir tamam taşındı, bitti yani bu kadar hızlı. In contrast, in our study, the role of hippocampus in cortical memory is in the rapid generation of immature engram cells in the prefrontal cortex during training. Yani daha hani eğitim, bu tabi korku şartlanması yaptığı için training diyor. And in the subsequent functional maturation of these pre-existing engram cells. Yani öyle hipokampüsteki olan hafızayı yavaş yavaş kortekse taşınıyor diye bir şey yok. Bu hızlıca taşınır. Bu yayında çıkarmanız gereken onca karmaşadaki en önemli cümle buydu. Dolayısıyla sonra devam ediyor. Our results demonstrate an overlapping set of basolateral amygdala engram cells for both recent and remote fear memory retrieval. Yani aradan zaman geçtikten sonra tekrar oluşturuyorlar. Which were quickly formed during training. Bunlar da hızlıca oluşuyor. Yani bir zaman gereken bir şey. However, the source of input into the basolateral amygdala engrams for retrieval shifts from medial prefrontal cortex at recent time points to the prefrontal engram. Dolayısıyla dikkat edin, başlangıçta hipokampüsten daha ilişki içinde olan endromedial korteksteki bilgi ne olmuş oluyor? Şeye taşınmış oluyor, prefrontal kortekse taşınmış oluyor. Gelecek zaman. Dolayısıyla sonuç olarak most likely the information process in a variety of sensory cortices reaches the prefrontal cortex via the thalamus, bildiğimiz bilgi. Supporting this idea, prefrontal cortex engram cells receive monosynaptic, bu da yine tek bağlantılı bir bağlantı, yani bir hücre bir hücreye bağlantı. Bu buna bu buna diye değil. Input from both medial dorsal and antromedial thalamus. İşte bunlar devreyi oluşturmuş oluyorlar. Yani talamusta hangi bilgi geliyor? O bilgi prefrontal kortekse nasıl taşınıyor? Yani dışarıdan artık o kontrol ilgili bir stimülasyon geldiğinde o talamus direkt prefrontal kortekse hemen işleniyor yani. Burada monosoptik bağlantı hızlıca hatırlıyor evet. Şeydi. Yani burada ta alt tarafı o kortekse şey işte korteks altı yapılara falan hiç girmeden sen söyle bilgiye bir talamusa hemen direkt kontrol kortekse girip hemen korkuyoruz. Şey, tepki veriyoruz. Korku iyi bir şeydir. Hayatta kalmamızı sağlar. Yani çünkü o bir deneyim. Yani o deneyimi kullanıyorsun. Yoksa, evet. Bu haftaki makale böyle. Yani burada işte şeyi görüyorsunuz bu yukarıda L'yi görüyor musunuz? Şekil 4'teki L'yi. Encoding, context, shock hepsini gösteriyor. Shock beyindeki hangi bölge? Prefrontal kortekse gidiyor. Context o içinde bulunduğu şey. Recent recall D2'deki nereden geliyor? Daha sonra ikinci 11. gün içinde bu korkuyu nasıl mature ediyoruz? Remote recall'da nasıl hızlıca lan? Tam şey Rahmi'nin söylediği gibi ne kadar hızlı cana yolun gitti. Yani ilkinde çok şey encoding'de mesela remote recall daha şey. Evet, arada evet encoding'de remote recall'a bakınca işte şeyi görüyorsunuz. Korkunun işe yararlığını görüyorsunuz. Hızlıca kaçtı. Yani ya da şimdi bir saat düşürsem bu ayı şimdi ben bundan korkacağım, korkmayacağım sanırım öyle bir şey olmaz. Ne o şeyin bağlantının oluşması kafamda hala benim çok büyük bir yani mesela bu hücrede bu hücreye şeyler var zaten, aksonlar şunlar bunlar uzunca. Orada hızlıca devletin bağlantı mı oluşuyor? Sinaptik tabi, sinaptiklar işte. Akson ucu devlette dokunup bir bağlantı mı oluşuyor? Yoksa komple oraya doğru bir akson uzantısı mı oluşuyor? Yok, akson uzantısı oluşuyor. Onlar hep var ya başta burada. Yani o işte şey, zaten
Hani yapısal bağlantı dediğimiz şey hangi bölge hangi bölgeyle bağlantılı, o bağlantının pekişiyor olması, o işte şeylerle, spike'lar oldukça spine'larla, işte oradaki hani şurada dedin ya bir yerde spine density o işte o bağlantı oluşum kuvvetlenmiş oluyor. Yani bir hani fiziksel yapı oradan oraya doğru gitmiyor. Aslında FDJ gibi bir şey var. Burada transmitterlarla, evet. Hani işte her şey kimyasal yapı, o kimyasal yapı bir zaman sonra bir dokunun pekişmesini sağlıyor. Bu spine'ler nasıl artıyorsa öyle azalabiliyor da beyinde. Yani o bağlantının olduğu yerin pekişmesi ve silinmesi. Çünkü özellikle korku şartlanması şeyde siliniyordu. Yani çok uzun süre boyunca işte ayağı elektrik şoku verdikten sonra müzik sesini dinletip de elektrik şoku vermezsen o zaman o da siliniyor. Bağlantı siliniyor. Evet, aslında şeyi anlayabilmek için, olup biteni anlayabilmek için biraz fazlasıyla beyinde ne olup biteni okumak gerekiyor. Yani çünkü genellikle bizlerin bağlantı dediğimiz zaman elektrik kablosu hayal ediyoruz resmen. Yani o işte eğitim işliğimizden dolayı. Ben de hala kapatışı olmuş. Sen onu ona bağlamaya çalışıyorsun. Burada bir şeyler uzanıyor bölümde. Bunlar var zaten diye düşünüyorsun. Ama işte o bak ben bunu şöyle hayal ederdim. Sen hani böyle tarlaları sulamak için kanallar yapılır ya. Hı. Ama o kanallarda böyle şeyler, tahtalar vardı. O tahtaları mesela açıp kapadıkça sular akar ya. Hı. Bu işte şunları çekip koymak nörotransmitter işi. O olduğu zaman o olaya gidecek. Yoksa onu oraya koy, o bağlantı olsun, bir şey yaramaz gibi. Aynısı şey gibi yani, şeyler var zaten, su yolları var. Sen oradaki bir şeyden bir şeye bağlantı görebilirsin. O aradaki bağlantı görebilirsin. Uyaran geliyor, uyaran gelince ateşleniyor. Ateşlenince bu bağlantılar var oluyor. Yani yoksa normalde tamam, bunun kuran bir ilişki içinde olma şansı var. Beyinde şey var mı? Bir bölge bir bölgeye asla erişemezse bir şey var mı? Yok. Büyük olsa ya o yolların üstünden ya bu yolların üstünden bağlanıyorsun. Hani onlar azaltıyor. Yani burada muhtemelen vardır. Var. Mesela bir şeyler var ya, renkleri tadan insanlar var. Yani o aslında kaybolmuş olan bağlantıyı kaybetmemiş. Kaybetmemiş yani. Muhtemelen her tarafta var bağlantı da biz kullanmadığımız için kaybettik o bağlantıyı. Şu anda yapamadığımız için bağlantıyı kaybettik. Yani bağlantının çok iyi bir şey değil. Bu renkte dolar var ki bu herhalde işte bu çocuklukta bir de gençlikte. Gençlikte bağlantı çok fazla, sonra bağlantılar yok oluyor. O kadar çok bağlantı aslında ihtiyacımız yok değil mi? Veyahut hani içinde yaşadığımız ortamda vesairede onu bir şeye yarar hale getiremiyoruz. O mu? Yani şeyde rahatsız edici olabilir mesela. Yani ne bileyim işte hani müziğin tadını anlamak, renklerin tadını anlamak. Bir yerden sonra insanı rahatsız ediyor. Herkes renk gördüğünde ekşimşir misin gibi olabilirsin. O öyle şeyler yok oluyor. Şey mi bekliyorsun? Acaba gerçekten farkında mı? Hem nasıl mesela günün kibar bir insan arkadaki o şey büyüksün bazen yeni olaya başlıyor. Çok büyük bir şey değilsen. O da işte beynimiz farklılıkları fark ettiği için. Yani onun üstünde koptuk ya kaç kere. Gösterdiği kaç defa orada yazıyor. Hepsinin farklı çalışan mekanizması var. O yüzden bir şey bir tek budur. Yani beyni çalışmak o bakımdan sonsuz keyif yani. Hani
o kadar çok değişik mekanizma aynı anda çalışıyor ki öyle bizim gibi şey bakanlar değil mi işte kontrolda bir feedback şeyimiz var, bir yapımız var, işte bir ileri yolumuz var. Yani düşün, kontrol mesela hani son derece gariban kalıyor. Çünkü kontrol gerçekten bir işaret geldi, bir işaret çıktı, bir tane geri besleme yaptı. Bu kadar. Ondan çok daha karmaşık diyor. Kurumsal bağlantısında kurumsal bağlantısında bir şeyin tanımlama var. Evet. Orada sadece kurumsal bağlantısında bir şey yok. Mesela bir yerdeki herhangi bir oluşumun yansıması, aynısı, yeni başka bir fonksiyonla hareketi geçirme bağlantısı var. Yani şöyle. Orada bir şeye dikkat etmek lazım. Kortekse bakıldı söyleyeyim. Hani değil mi? MRI'da baktığımız zaman korteksteki bu bölge, bu bölge etkin diyoruz. Aşağıya da bakılıyor, bakılıyor. Ama hani hep söylenilen şey bunlar. Dolayısıyla bu bölgenin, işte o yüzden de onu sordum. Hani hepsine hepsine bağlantılı olabilme şansı var mı? Hani bir kere de değil ama bir yolağın üstünden, farklı bir yolağın üstünden olabilir. O fonksiyonel ve de yapısal bağlantı diye ayırdıkları şeyde asıl anladığım kadarıyla etkili olan şey bir yapı birden fazla fonksiyonda etkili. Bunu ayıklamak istiyorlar. Yani o bakımdan işte hatırlıyor musunuz? O makale çok güzeldi. O makaleyi biz bir daha okuyalım. Hani şey baz yapıları oluşturup da o baz yapılarıyla süreçleri modellemeye çalışan ilk yazarı bir Türk bayan olan yayın. Şey dinlemiştik. Bağlantı değil mi? Aklımda şey cinsel bir bağlantı. Açacaksınız onları tamam bakın. Vallahi öyle ben de öyleyim hiç merak etmeyin. O günlerden geçiyor. Okudukça okudukça aşıyoruz. Evet, işte bir takım bağlantıları koparıyoruz, fonksiyonel bağlantı düşünemiyoruz. Mesela büyük olasılıkla Mustafa bizden çok daha iyi adapte oluyor. Çünkü insan vücudu arkadaş olmazsa bir şey okudu. Değil mi yani? Fizyolojikten okudunuz. Yani bir fikrin var insan vücudu. Ya geçen hatırlıyor musun? İlk hafta okuduğumuz o T3 ve T2 şeyleri vardı, sinyalleri vardı. Ha, orada. Farklı farklı şeyleri, onu takip edebiliyoruz. Onun nasıl olduğunu söyledi bana. Yine ilerken bakıyordum. O bir şey enzim üretiyordu, çok üretiyor. Öyle takip ediyorum. Yolamus makalesindeki yolakları, hani farklı farklı iki yolak vardı ya, onların birbirinden ayırt edilmesi. Sinyallerin farklı edebiliyor, farklı şey. Yine genetik yapıyı değiştirip bakteri bakteri üretiyor. Farklı bir şey. Şimdi haftaya sunumlarınızı bekliyoruz. Hepinizin. Bakalım ne olacak. Sizin bilime gitmeden önce. Sonraki haftada. Biz üçümüz gidiyoruz. Sakarya uzak değil, biz oraların hep dağlarına yürümeye gidiyoruz ama yine de yani bir 3 saatte yani tam gitmesin. Yok, ya pazartesi dersim sabah ben 9.30-10.30-11.30'da çıksam 12'de çıksam diye düşünüyorum. 12'de çıksan 4'e yetişirsin. Şeyiniz salı günü.
Pazartesi. Ben salı diye biliyordum ama. Bakın daha da erken çıkıyorum. Bir şeyle konuşurum. Erken dönemek lazım diyor. Dersi bekliyorum. Geleceğin sunumunu yapıp gideceksin. Yok, o gün bir yere bakacağım dedim. Bakacağım bakayım. Gece kalacak. Evet, sizin gönderin. Ben dönmek çok aklım kendi işliyorum. Aslında pazardan için daha dışarı. Ya ben tabii genelde konferansları şey için faydalı olduğum, hani size de söylerken gelin dinleyin diyor. Yoksa yani bir şey uzaktan sunum gittim olsun diye değil de. Dinlemek önemli ki şansımıza da bu sefer tam bizim çalıştığımız bölgeleri şey yapıyorlar, inceliyorlar. Yani birçok konuşma bizim için ilginç olabilir. Ben şöyle bir baktım programa çünkü hep pazardan geliyor. Bir de işte hani bu ne oluyor ne bitiyor beyinde anlayabilmenin bir yolu da dinlemek, hani oku oku. Bir yere kadar okuyabiliyorsun bir yerden sonra. Geçen cuma vaktim vardı. Aynı gün 3 tane makale okuyup böyle oh ya bir ruhum huzura kavuştu. Kısa makalelerdi. Ama inanın 4.'yi okuyamazdım. Kafam tuttu. Bilmiyorum ya. Bağlantınız takip. Yok yok. Bir şokuna oluyorsun. O kadar şey kafaya girmiyor. Zaten. Azmedebilirsin. Yani baklavayı bir tepsi yemek gibi oluyor, olmuyor yani. Yediğimin de bir anlamı kalmıyor. Neydi öyle bir hikaye vardı. Aklıma geldi şey, bir şey. Aslında bir sürü ders çıkıyordu ya. Profesörün biri hikaye geçti, bir konuda şey yapacak, sunum yapacak. Şeye giriyor, salona giriyor. Kimse yok, bir tek adam duruyor orada. Ben düşünmüşüm, ben o kadar yoldan yardım ederek. Bir kişi için sunum yapacak, bunu yapacağım. Yani. Şey yapma. Dur Cehennem. Adam soruyor. Ben geldim diyor ama ya kimse yok şimdi. Bir tek sen varsınız. Sunayım mı diyor sana? Sunmayayım diyor. Yani şey hani. Dedersin. Ben de bir şeyde sunmayalım. Yani benim diyor ben çiftçiyim diyor. Öyle çok hani şey bilmem. Ben girdi defalar bilmem diyor ama. Kendi hayatımda örnek vereyim diyor. Mesela ben bir ahıra gitsem. Tek inek bile kalsa diyor. Ona yer veririm diyor. Yani başka inek öyle şey yapmam diyor. İyi ki diyor o kadar biliyor. Anlatıyor. Başlıyor. Gaza geliyor. Anlatıyor. Bitiyor en sonunda. Nasıl olsun diyor. Değil diyor. Ben çok anlamam bu işlerden ama yine kendi bildiğim hayattan şey vereyim, örnek vereyim. Ahıra girdim diyor. Bütün 7, 4, 2, ne vereyim çatlatan diyor. Çatlatan. 3 makale sırası çatlatan diyor. İnsan. Kapısı herhalde öğrencileri çatlatıyoruz o yüzden. Gitgide hızlı kalıyor. Evet, çok ders var işte. Yani şey gibi yani. Anlatıyor şey. Gaza gelip demek ki bu makalede 6 sayfa ama yani şey olsa da materyal olarak 30 sayfa.